Hepinize merhaba arkadaşlar bu bir maket tanıtım videosuyla karşınızdayım diyecektim ama hani karşınızdayım tabii ki de ama bir şey söyleyeceğim. E, maket incelerken baştan hemen e, önden açıklama yapayım. Bu maket 2020'nin başlarında almıştım bu koronavirüs çıktığında. O zamandan beri elimde e, ne zaman da videosunu çekeceğim diyorum. E, 2021'e kadar uzadı. Neden? Çünkü e, kras kaldım. Hani şimdi hani e, yaptık, açıp yaptık falan. Derim çekeyim. Çünkü tek videosu çekilmiyor olacak bu kaldı. Bu yüzden. E, çekeyim dedim. Mig e, Mi 29 bildiğiniz gibi e, Sovyet yapımı Mi. Ne yazıyor zaten Mi 29. So Sovyet yapımı bir savaş ya. ve çok güçlü bir uçak. Manevra kabiliyeti olsun. Silah donanımı olsun. Çift kuyruklu bir uçak. Yani işte bunlar kapanıp açılabiliyor. Gördüğünüz gibi. Bu da bir parçalı geldi. Şuradan gördüğünüz gibi. Bu da kutusu bu arada bakın. Mi 29. Ay ne oldu? <laughs> Mi 29'un kutusu bu da. Ee, New Race Skyplot. Model Kit 72. Gördüğünüz gibi. Yanında da şöyle diğer uçaklar var. MiG, MiG 15. Şöyle bir şey yapsa harika olacak. MiG 15, MiG 15, MiG 29 varmış bak başka renkli. Tornado var. Başka bir tornado var ve MiG 29umuz var. Burada zaten komple başka modeller var. Bakın burada nasıl yapacağınızı anlatıyor burada. Nivren logosu var burada. Burada F16'mız var. Başka bir desenli F16 var. F84G var. E, burun açık. Hatta iki 64. Burada ise başka bir yaşlı 4 var. Thunderbird. Harrier var. Ben de bu çok küçükken vardı. Kırıldı. E, bu da başka Harrier boyalı. Sonra burada bir Zaten temin görmüşsünüz bunları. Bir 29 bir, bir, bir de başka bir 29 daha var. Şu etiketin altında ne olduğunu bilmediğim için. Neyse sonra bakarım. Tornada var. Şu uçağı Merak etmedim diye sonradan bakarız ona. E ee, kutu böyle arkadaşlar dediğim gibi. Fiyat 95 liraydı sanırım. Bence ucuz. Hani bu şimdiye kadar aldığım maketlerden ucuz. Ay <laughs> pardon. Şu, şu ses de. <laughs> Maket 177'mle gördüğünüz üzere. Şu netler misin artık ha? <laughs> böyle. bilgim 199 hakkında çok video yapmıştım. Ee, kanalımda e, hatta e, bir kart çıkar oradan da bakabilirsiniz. Migi e, hatta şöyle bir işte ayaklığı var Migin. Ve dik dursun diye. Eee şimdi yere indireceğim Migi bekleyin. Evet arkadaşlar Migi yere indireceğim. İndireceğim dedim işte iniş takımlar da açılıyor bakın. Şöyle dur şu. İniş takım aslında Nivren Eee maketleri tek iniş takım oluyor önde. Bunun mesela gerçekte e, çift lastikli iniş takım var Migin. Migin 9'un. İniş takımlar açılabiliyor şöyle. E, falan bir taktık şöyle. E, çıkamaz. Yani, aslında çıkabiliyor da çıkamaz. Neden? Çünkü kuyrukları yapıştırdık. Çünkü çok oynuyordu. Hani kuyruklar böyle yerinde oynuyordu. O yüzden kötü bir marka değil bu arada. Hani sadece biz bir takım almış olabiliriz. O yüzden yapıştırdık. çıkamaz çıkamazlar. Dediğim gibi Instagram'da falan açılabiliyor. Şöyle. Bu arada şeyi fark ettim bu makette. E, şu üstteki e, Havalıkları açık. Normalde MIG'in altı olur. F-14, F-15 gibi ama e, üstte de vardır. Bu Bunu açıklamıştım videomda. Hemen kısaca bahsedeyim bari. MIG-29 e, çok sağlam ve güçlü bir uçak olduğu için toprak zeminlere, taş zeminlere, karlı zeminlere kolayca inşa edebilir. Sağlam bir uçaktır. Ve bu yüzden e, bu yerden inşa yaptığı için şu alttaki şeyler kapanır. Havalıkları, e, üstteki yüksekler açılır. Neden? Çünkü e, alttan çok kolay toprak taş falan geri kaçabilir motora ve motora zarar verebilir. Bu yüzden de şurada e, havalıkları açılıyor. Üst, hani bildiğiniz motorlar e, üstten e, e, nefes alıyorlar gibi söyleyeyim. E, çift hani havalıklı bir uçak bu. Şöyle, şöyle durabiliyor hatta aynen hani böyle de dursun. Dediğim gibi MiG-29'dan Videğimiz mi değilseniz zaten kart koydum. Oradan bakabilirsiniz. Birçok hatta kazasını bile kazasının bile videosunu çektim. Çok sevdiğim bir uçaktır kendisi. Şu anda sanırım Azerbaycan'da Rus Rusya ile kullanıyorum bilmiyorum da. Yani e Rusya yakın ülkeler e kullanıyor diye biliyorum. Hatta Rus hava kuvvetlerine ait iki mil çarpışmıştı. Onun hakkında video yapmıştım. E Onda da link açıklamada bulabilirsiniz linkini. Bilgim böyle. Şurada lambası var sanırım. Şunu ne olduğunu anlamadım. Şu ön camda şu netler mi hocam? Netlerdi lan. Netle. Telefona çektiğim için biraz zor oluyor. Burada arkada dizi açık olduğu için biraz ses geliyor. Kusura bakmayın. Kapıyı da örttüm aslında ama. Yapacak bir şey yok artık. Arka yani, çarkı falan koyarak bir şey var. Hadi bir netle artık. Sus. Heh. Bakın şu parça. E, bu camın önündeki parça büyük lamba. Yani, dikkatimi çekti orada. Bak diğerler olacaktır. Daha yeni fark ettim falan. Daha yeni fark etmedim. Sadece merak ettiğim için söyledim videoda. Dediğim gibi işte böyle. E, tam işte e, havalıklarını kapatıyor. Yüz, Yüzükler açılıyor. E, üstten e, şey alıyor motorlar. Motorlarda ee, sanırım klima buraya diye 33 olması lazım aynen. Motor nükleer saldırıdan sonra böyle çalışacak bir motor. Güçlü bir motor kendisi. Ee, böyle işte arkadaşlar. Yavaştan video bitireyim. E, ee, bu, bu video, bu kadar olsun. <laughs> Gelecek videoda görüşürüz. Bu arada şey diyecektim. E, aslında birkaç tane daha var. Böyle tanıtmadığım. Gerçi o zamanlar e, bu, bu geç kanallarım yoktu. Hani ikisi de yoktu. Kuzan bile yoktu. Birkaç uçağım daha var küçük olsun ama bunun kadar değil de onlar küçük hani Atleast Matchbox gibi uçaklar. Onları daha yakında tanıtırım. Şimdi bu video bu kadar olsun. Gelecek videoda görüşürüz. Bay bay.